Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir ziyaretinde çeşitli programlara katıldı. Nevşehir'in sporun her branşında yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini belirterek, Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerin kente getirilerek etkinlikler düzenleneceğini ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Kasapoğlu, burada bir araya geldiği partililere hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de yatırım hamlesi başlatmaya hazırlandıklarının müjdesini veren Kasapoğlu, il merkeziyle bağlı ilçe, belde ve köylerde halkın kültür, sanat ve sportif faaliyetler konusunda hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti. Nevşehir'in sporun her branşında yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini, Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerin kente getirilerek etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Kasapoğlu şunları söyledi. Tabii bugün Nevşehir'de hakikaten bereketli bir günü idrak ediyoruz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm Nevşehir'e hitap edecek yeni yatırımlarımızı, yeni projelerimizi az önce detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Ve hamdolsun hem Nevşehir merkez için, hem ilçeler için, köylere, beldelere kadar havuzlarıyla, sahalarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleri yeni bir yatırım hamlesini başlatıyoruz. Ben Nevşehir için, Nevşehir'in tüm değerli halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dışarıya açılan izlerinden bir tanesi. Özellikle tarihiyle, coğrafyasıyla, tabiatıyla ve değerli halkıyla, misafirperver, sıcak, içten halkıyla hakikaten bizim eşsiz illerimizden bir tanesi. Biz de bakanlık olarak hem gençlik alanında hem spor alanında Nevşehir'imizi tüm yönleriyle farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bugün aldığımız kararlarla, yeni yatırımlarımızla sporun her branş, yüzmesi, atletizmi, jimnastiği, bireysel branşları, futbolu, basketbolu, voleybolu, satrancı, her branş açısından Nevşehir yeni bir cazibe noktasına dönüşecek. Ve yine gençlik. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Gençlerimizi Türkiye'nin dört bir yanından Nevşehir'de buluşturacağız. Ve bugün aldığımız karar mucibince inşallah Nevşehir'de çok yakın bir zaman diliminde gençlik merkezi olmayan içeriz kalmayacak. Gençlik merkezlerimizden gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bilim, sanat, kültür, spor faaliyetleri noktasında istifade etmesine büyük katkı sağlayacağız. Köylerimize kadar, ilçelerimizin en ücra noktalarına kadar inşallah yeni alanlarla halkımızın her kesimine, gencine, yaşlısına hizmet eden bir politikamızı daha güçlü hale getireceğiz. Tabii bu özellikle bizlerin AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıl önce başlayan hizmet politikası, insan odaklı politikasının her geçen gün ileriye taşınmasına yönelik bir çalışma. Bunu inşallah 2023 vizyonumuz, 2053 vizyonumuz, 2071 vizyonumuz her biri bizler için önemli birer hedef. Biz gündelik uğraşıların hareketi değiliz, sıradan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde insanlığı esas alan, insanlığa hizmeti esas alan, hakkı, adaleti, vicdanı odak alan bir hareketiz. Ve teşkilatımızla, değerli yol arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize, inançlarımız doğrultusunda, gayelerimiz doğrultusunda inşallah birer birer yürüyoruz, yürüyeceğiz. Önemli bir süreci geride bıraktık. Komple süreci. Yine bir ve olarak, yine beraber olarak, yine kardeş olarak geride bıraktık. Ben bu vesileyle yeni süreçte teşkilatımıza, İl Başkanımıza ve siz değerli ekibine başarı diliyorum. Bizler de sizlerin dava arkadaşları olarak, yol arkadaşları olarak her daim 7/24 365 gün hizmetinizde, yanınızda olduğumuzda özellikle ifade etmek istiyorum. Bizler bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önümüze çıkan engelleri yine birlikte aşacağız, birlikte bertaraf edeceğiz. Bizim yolumuz insanlığın medeniyet davasını daha yukarılara taşımak. Ecdadımızdan almış olduğumuz o mukaddes emaneti ona halel getirmeden onu daha üst noktalarda yeni nesillere teslim etmek. Amacımız bu, gayemiz bu. Biz hep birlikte insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir, insanlara faydalı olandır ruhuyla çalışıyoruz. Sizlerle ben bu heyecanı her gittiğim ilde, ilçede
Siz değerli dava arkadaşlarım da bunu görüyorum. Nevşehir'de de buna bir defa daha şahit olmaktan ayrı gurur duydum, heyecan duydum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah kararını aldığımız konuları, projeleri Ankara'da bir Nevşehir günü terbiye edeceğiz bakanlıkta. Ben buradaki tüm dava arkadaşlarımı oraya davet etmek istiyorum. İlçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle içerisinde orada ağırlayacağım. Ve tüm çalışmalarımız orada Türkiye huzurunda, medyanın huzurunda, Ankara'da imzaya bağlayacağız, akledeceğiz. Ve inşallah o törende buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yarayalım.